49 günde TYT Matematik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler ne yaptınız? Birinci bölümü konu anlatımını izlediniz. İzlemeden önce. Hatta o videoyu izlemeden önce 49 TYT... Ters mi duruyor bir kitap? Şöyle çevirelim. 49 TYT Türkçe kitabından 6. günün tamamının ödevlerini bitirdin. Hemen arkasından aldın. Bu tarafta 6. günün matematikte ilk videonun sonuna ne yaptın? Gönder gelsin testini. Hemen arkasından soru avcısını bitirdin. ÖSYM soruları beklettin. Dedin ki ben önce biraz daha soru çözmeliyim. Daha ayrıntılı görmeliyim. Bu videodan sonra gidip onları çözdün. O zaman bu işin olduğunu gördün. O zaman olması için... Gönder, gönder gelsin hocam diyorum. Yoklamalar alınıyor aşağıda görüyorum. Her günün yoklamasında var olan ve sonuna kadar götüren tüm arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane sorum var. Çok fazla sorumuz yok bugün. Bir tane gönder gitsin sorumuz var. Gönder gitsinin sorusunu ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazıyorsunuz. Bunu zaten biliyorsun benim söylememe herhalde gerek yoktur diyorum. Şöyle hazırladım birinci soruyla. Hızlıca çözümlere başladım. Harika bir soruyla başlıyoruz çözüme. A 1 2 2 3 3 3 3 9'a kadar gidiyor. Yukarıdaki A sayısı 1'den 9'a kadar olan rakamların her birinin kendi adedince yan yana yazılmasıyla oluşturulmuştur. Kendi adedince yan yana yazıyoruz. Buna göre A sayısının ifadelerinden hangileri doğrudur? A sayısı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 11 ile bölümünden kalan 5'tir. Bir dakika biz bu A sayısının 11 ile bölümünden kalanı bulabilmemiz için buradaki sayıları yazmamız gerekiyor. Şimdi ben sana burada bir mantığı göstereceğim. Hocam tek 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 bu sayıları yazacak mıyız? Tabii ki yazmayacağız. Ama o mantığı görmek için birkaç tane hamle yapacağız. İlk hamlemiz geliyor güzel arkadaşım. 9 tane 9'u yazdım. 11 ile bölünebilme kuralı diyor ki en sağdan başta eksi artı eksi artı eksi artı yaz. Sonra rakamları topla. Hocam daha 8'ler var. Yazacağım. 9'ları kendi arasında halledeyim. Yazacağım. Burada kaç tane 9 var ya? 9 tane 9 yok mu? Artı eksi artı eksi artı eksi Artı eksi gitti. Ne kaldı? 9 kaldı. Bakın 9'ların içerisinden sadece bir tane artı 9 kaldı. Şimdi devam ettim. 8'lerden kaç tane olması gerekiyor elimde? 8 tane olması gerekiyor. Hemen 8 tane 8 yapıyorum buraya. Bunları ne olmuş ya? Tamamdır. Eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı dedim. Bakın 8'ler de birbirini götürmeye başladı. En son geriye ne kaldı elimde? 2, 4, 2, 4. Eksi artı gitti, eksi artı gitti, eksi artı gitti, eksi artı gitti. Elimde ne kaldı? Sıfır kaldı. Hmm. Bunun bir mantığı olmalı hocam. Bence de olmalı. Bakın 9'larda artı 9 kaldı. 9 tane vardı. 8'lerde 0 oldu. Çift sayılarda hepsi birbirine götürmeyecek mi? Götürecek. O zaman biz sadece tek sayılarda durumun ne olduğunu incelememiz bizim için nedir? Yeterlidir. 4, 3 tane daha yaptım mı? Tamamdır. 4, 3, 7 tamamdır nerede kaldım artıda? Nereye geldim eksiye? Eksi artı eksi artı eksi artı eksi. Eksi artı gitti eksi artı gitti eksi artı gitti. Kim kaldı? Eksi 7 kaldı. Hmm, mantığı gördüğümüzü düşünüyorum bakın. Artı 9 eksi 7 çift sayıların hepsi birbirini götürecek. Tek sayılara geçeceğiz. Kaça geçeceğiz? Artı 5'e geçeceğiz. 5'ten sonra kaça gideceğiz? Eksi 3'e gideceğiz. Çünkü ona eksi denk gelecek. Artı 2'ler gitti bir de kaldı? Artı 1 kaldı. 9 1 daha. 10 yaptı. 5 tane yaptı. 15 yaptı. 7'den 3 çıktı ne kaldı? 10 kaldı. 15'ten 10 çıktı ne kaldı? 5 kaldı. Yani 11 ile böldüğümüzde kalan kaç olacaktır? 5 olacaktır. Bingo birinci madde doğru. Çok güzel bir açılış yaptık şu an itibariyle. Geldim ikinci kısma. 3 ile bölümünden kalan 0'dır. Bakın 3 ile bölünebilme kuralı ne diyordu? Rakamlar toplamı lazım. 1'den bir tane var. 2'den 2 iki tane var. 3'ten 3 tane var 4'ten 4 dört tane 5'ten 5 beş tane 6'dan 6 altı tane 7'den 7 yedi tane 8'den 8 sekiz tane 9'dan 9 dokuz tane var hocam. Rakamları toplayacağım 3'ün katıysa tamamdır diyeceğim tam bölünür. 3'ün katı olan sayıları direkt eleyebilirsin toplamayı almak zorunda değilsin bunun mantığını anlatmıştım. 8'in 3'e bölümünden kalan kaçtır 2'dir? 8'in 3'e bölümünden kalan kaçtır 2'dir? 2 i̇ki kere 2 nedir? 4'tür bakın burada kalan 4'tür. 7'nin 3 ile bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. 7'nin 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre buradan kalan 1'dir. 5'in 3 ile bölümünden kalan 2. 5'in 3 ile bölümünden kalan 2. 2 kere 2 ya da hiç öyle yapmayalım ya. Bu kolay bir çarpmaymış. 5 kere 5 kaç? 25. 3 ile bölümünden kalan 1. 4 kere 4 kaç? 16. 3 ile bölümünden kalan 1. 2 kere 2 4. 3 ile bölümünden kalan 1. Toplayalım. 1 2 3 4 5 4 tane yaptı toplam 9 yaptı. Rakamlar toplamı 9'muş. 3 ile bölümünden kalan 0'dır. Bakın rakamlar toplamı elbette ki 9 değil. Bu sayıları da hepsini toplayacağım ama uzun uzun toplayıp 285 bulup onu 3'e bölmektense baştaki elemeleri yaptım bu şekilde bunu. Dileyen arkadaş uzun uzun da yapabilir. Ben ona zaten bir şey demem. Tamam Hayır, sanki kıssam ne olacak? 45 ile bölümünden kalan sıfırdır. Bak 45 ile bölümü 5 kere 9 45. Yani 5'e tam bölünüyor demek istiyor. Hmm. Ya arkadaş sonundaki rakam 9 sen nasıl 5'e bölüneceksin? Kimi kandırıyorsun ya? Doğru cevap B seçeneğidir. Vurdum cevabı B seçeneğine geldi mi? Efsane lezzetli bir soruya Yani tam bir ÖSYM tadında bir soru. İkinci sorumuz. Pozitif tam sayılar kümesinde A büyük B olmak üzere. A B'den büyük tamam. A sayısının B ile bölümünden kalan şeklinde tanımlanıyor. Örneğin. 50'yi 7'ye bölünüyoruz. Kalan 1'dir. Evet gerçekten sen 50'yi 7'ye böldüğünde 7 kere 7 49 kalan kaçtır? 1'dir doğrudur. Hmm, tamam. Buna göre bıdı bıdı, bıdı 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 bir daha kutucuk cevap 0. Eşitliğini sağlayan 3 A 2 5 sayısı için A yerine yazılabilecek rakamların toplamını bize soruyor. 10 numara 5 yıldız soru. Hani günün efso sorusu diyeceğim. Hani bunu çözen gitsin varsa uzaya astronot olsun ya da gelsin. E, neydi o? Bordo bereli olsun. Gerçekten güzel bir soru. Ben soruya nereden başlayacağım? Burada bilinmeyen var. Niye oradan başlayayım? Bu taraftan başlarım. Biz bu sayıyı kaça bölüyoruz? 11'e. 11'e bölünebilme kuralı. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Tamamdır. 9, 4 daha ne yaptı? 13 yaptı. 6 daha ne yaptı? 19 yaptı. Devam. 7, 1 daha ne yaptı? 8 yaptı. 3 daha ne yaptı? 11 yaptı. 19'dan 11'i çıkardım. Cevap ne kaldı? 8 kaldı. Buraya kadar en fikir miyiz? Demek ki 8'i 11'e böleceğiz. Daha doğrusu 11'in bu sayı tarafından bölünmesiyle kalan sayı kaçtır? 8'dir. Bakın elimizde artık 2 kutucuk var. Bu kutucuğun içinde kaç yazıyor? 8 yazıyor. Eşittir cevap 0 çıkacak. Bakın buradan bir cevap gelecek. Bilmiyoruz biz o cevabı. Ama 8 ile bölündüğünde sonuç 0 olacak. Ben şunu biliyorum. Buradaki sayıyı 9'a böldüğünde Kalan ya 0'dır, ya 1'dir, ya 2'dir, ya üçtür ya dört'tür ya 5'dir, ya 6'dır, ya 7'dir, ya 8'dir. Bakın başka sayı gelemez bu kutuların cevabında. Değil mi? 9 ile bölümünden kalan gelecek. 9 ile bölümünde bu sayılar gelebilir. Demek ki o soru işareti yerine gelebilecek rakamlar yukarıda bellidir. Ve onu 8'e böldüğümüzde cevap 0 çıkacaktır. Biz net şekilde şunu söyleriz. Arkadaş ya burası 0'dır, 0'ı 8'e böldüğünde kalan 0'dır. Ya da burası kesinlikle 8'dir, 8'i 8'e böldüğünde kalan 0'dır. Bunun sonucuna vardık. O zaman artık şuna bakabiliriz. 3, A, 2, 5 sayısını 9'a böldüğümüzde kalanın ya 0 gelmesini istiyorum. Ya da 3, A, 2, 5 sayısını 9'a böldüğümde kalanın ne gelmesini istiyorum? 8 gelmesini istiyorum. Ben bu iki değerden birinin gelmesini istiyorum arkadaş. Hem fikir miyiz bu konuda da? Hem fikiriz. 9'a bölünebilme kuralı bana diyor ki topla bunları. 5, 3 daha 8, 2 daha ne yaptı? 10. 10'u 9'a böldüğümde kalan <laughs> Özür dilerim 10 değil 10 değil özür dilerim. Rakamları topladım 10 artı A bu 9'un katı olacak. Doğru muyuz? Burası kaç olursa 9'un katı olur? 8 olursa. Ha 10 8 daha 18 9'un katı. 9 ile bölünebilme kuralı. Biliyorsun bakma öyle gel. 3 pardon 3 5 8 2 daha 10. 10 artı A 9'a bölündüğünde kaçı verecek? 8 kalanını verecek. 9'a bölündüğünde 8 kalanını verebilmesi için. Burası 3 olsa ne olur? 13 olur. 13'ü 9'a bölsem. Bakın sayı attım sadece görebilmeniz için yaptım. Kalan kaç oldu? 4 oldu. Ha, demek ki burası 3 olmaz hocam. Başka bir değer olmadı. Kaç olmalı peki? 5 versem, 6 versem, 7 versem. Bir 7 ver bakayım. Ne yaptı toplamı? 17 yaptı. 17'yi 9'a böldüm. 1 kere 9, 9 çıkarttım. Ne kaldı? 8 kaldı. Tamam dedim. A'nın diğer cevabı kaç olmak zorunda? 7 olmak zorunda. Biz A yerine gelebilecek rakamlar toplamını istiyoruz. O zaman A artı B diye yazmama gerek yok. 8, 7 cevap 15. Baktım. Vurdum. Denizli seçeneğine, Diyarbakır seçeneğine. İkinci soruyu da böylelikle kenarda, kıyıda, köşede bıraktım. Yoluma devam ettim. Efsane, tatlı lezzetli bir soruyla yine bakalım ne geldi? Ya bunların hepsi tam bir ÖSYM tam bir soru avcısı sorusu. Yandaki tabloda x y z, z doğal sayılarında 3 5 12'ye bölünüp bölünmediği de gösterilmiştir. Tam bölünüyorsa tik, tam bölünmüyorsa çarpı atıyorsun. Güzel. 3'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 12'ye bölünmüyor. Ne anlarsın buradan? Şimdi 12'ye bölünebilme kuralını düşünüyorsun tabii değil mi? Yeşil yapmayalım, etrafı yeşil yeşil karışmasın ortalık. Siyah siyah yapalım. Hem 3'e hem 4'e bölünüyor demek 12'ye bölünmek demek. Zaten 3'e bölünüyor bu adam. Demek ki bu adam kaça bölünmüyor? 4'e bölünmüyor bıdı bıdı oluyorsa buna göre ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? X sayısı kesinlikle bir çift sayıdır diyor. Doğru mu yanlış mı? Hocam dörde bölünmüyor çift sayı değildir. Dediğin anda işte ben senin sazanlandığını görüyorum buradan. Ben çok net böyle kadrajda yakaladım senin sazanlandığını. Arkadaş x çift sayı olmak zorunda mı değil mi her zaman? Hmm, aslında kritik bir vaka var. Şimdi 3 çarpı 5. Buna hey, sana sazan dedik ama biz mi sazanlanıyoruz acaba? X sayısı 15 olabilir. 12'ye tam bölünmüyor mu? Bölünmüyor. 3'e bölünüyor e mu? 5'e bölünüyor mu? Bölünüyor. X sayısı çift sayı olmak zorunda mı? Değil. Ya ben niye bu kadar hırs yaptım ki? Her zaman doğru mu? Değil tabii ki. X çift sayı mı? Değil. X çift sayı olmak zorunda mı? O da değil. Geç. Niye öyle takıldıysak oraya? Sazanlanmadınız. Pardon ben yanlış yaptım. YZ sayısı 15'e tam bölünür. Y Z sayısı bakın Y çarpı Z sayısı. Y'nin içindeki çarpanları bir de Z'nin içindeki çarpanları sırayla yazalım. Y'nin içinde kim var? 3 var. Y'nin içinde kim var? 12'ye bölündüğü için hem 3 hem 4 var. Yani 3 de 4 de çarpanı olacak. Devam. Z'nin içinde kimler var? Z'nin içinde sadece 3 çarpanı var. Ya bu adamların içerisinde 5 çarpanı var mı bana söyler misin? Yok hocam. 5 çarpanı yoksa 15'e tam bölünebilir mi bir sayı? 5 çarpanı yoksa 15'e tam bölünmesini bekleyemeyiz. O zaman her zaman doğru değil x çarpı y sayısı 9'a tam bölünebilir. Hemen geldim. x çarpı y yazdım. x'in içinde kaç çarpanları var? Hocam 3 ve 5 çarpanları var. y'nin içinde kesinlikle 3 çarpanı var. 3'e bölünebiliyor. Kesin 3 çarpanı var. y'nin içinde bir 3 daha geldi buradan. Bir de 4 çarpanı var. Bakın bir tane x'ten bir tane y'den kesin 3 çarpanı gelecek. 3 kere 3 bir kere ne yapar? 9 yapar. 9'un katı bir sayıdan bahsediyorsun. 9'a her halükarda tam bölünmek zorunda. Kurtuluşu yok onun. Yalnız 3. Cevap C seçeneği. Yollara devam efendim günün dördüncü sorusuyla. Hadi bakalım sona doğru geliyoruz. X, iki basamaklı sayı. Sağına iki yazılınca A sayısı elde ediliyor. Bakın şöyle yapalım, şöyle bakalım, şöyle çok gelmişiz, şöyle iyice çektik o tarafa. A sayısını elde etmek için sağına iki yazıyorum. Yani X Y iki sayısı. B sayısını elde etmek için ortasına 3 yazıyorum. X 3 Y sayısı. C sayısını elde etmek için soluna 4 yazıyorum. 4 X Y sayısı. Buraya kadar galiba bir problem yok. 3 basamaklı sayılarla ilgili biz bunu verdik sana. X artı Y'nin 6 ile bölümünden kalanı sorduk. Ey güzel arkadaşım bakın buradaki A. Burada B. C. Bunları topla çıkar diyor birbirinden. Bu tamamen çözümleme sorusu. Ben de çözümleyerek başlıyorum. Bak şuradan başladım. 100 tane X. 10 tane Y. Artı 2. Eksi. Önünde eksi var. Dikkatini çekelim 100 tane x artı 30 artı. Art mı? Hocam eksi dedin. Niye artı yazıyorsun? Bence de eksi dedik. Eksi kalsın bence de. Eksi y. Şimdi artı. C için çünkü artı demişiz. Buradan ne geliyor? Bak 400 artı 10x artı y. Eşittir kaç gelecek? 492 gelecek. 100x burada. a gitti ki bunlar. X'lerle işim olmaz benim. 10x burada. Başka da yokmuş. Bak hemen de sattık x'i. X'lerle işim olmaz diyerek. Şurada 10 tane y var. Şu y'ler birbirini götürdü. Ne geldi? 10 tane y geldi. Yoluma devam ediyorum. Buradan ne geldi? 2 geldi. Buradan ne geldi? 402 geldi. 3'ü gitti ne kaldı? Artı 372 kaldı. Cevap ne eşit? 492 eşit. Dedim ki sen git bakayım karşıya. Bu arkadaşları da kaç parantezini alırım dedim. 10 parantezini alırım. X artı Y. 372'yi şunun altına koyup bir çıkaralım bakalım. 0 şurada kaldı. 2, 120 kaldı. Bir 0 sana bir 0 sana. O zaman X artı Y'nin cevabı kaç olmalıdır? Kesinlikle 12 olmalıdır. Bir dakika. X artı Y 12'de. 6 ile bölümünden 6 ile tam bölünür ki 12 sayısı. Soru bana kaç olduğunu sormuyor. 6 ile bölümünden kalanın kaç olduğunu sormaya çalışıyor. Onu da bitirdiğimize göre günün son sorusunu yine bizim kitabımızdan yapalım. Ve bizim kitapta yine harika bir soruyla noktayı koyalım arkadaşlar. Nereden bir soru? 6. gün ÖSYM sorar. 4. sorusu elinde kitap olan arkadaşlar buradan açıp bakabilirler. ABC 3 basamaklı rakamları sıfırdan farklı doğal sayıdır. Bu sayının birler basamağı silindiğinde 2 basamaklı AB sayısı kalıyor. Yani bak A, B, C. Sildim bunu A, B kalıyor. A, B'yi de şu sildiğin C'ye bölüyorsun. Çok mantıklı. Bölme işlemi yapıldığında elde edilen bölüm K ise K sayısına A, B, C'nin süper bölümü denir. Buna göre 3 basamaklı 4 A, 3 sayısının süper bölümü 2 basamaklı bir A sayısıdır. Yani 4 A, 3 sayısında diyor ki 3'ü kapat. 4 A kaldı. Gel 3'e böl. Bölüm ne çıkıyormuş? 1 A çıkıyormuş. Bu kadar bu iş. Kalan, kalan seni ilgilendirmiyor. Beni hiç ilgilendirmiyor. Buna göre üç basamaklı A, 2A sayısının A, 2, A sayısının süper bölümü kaçtır? Kapat sondaki rakamı. A, 2, A'ya böl. Cevabı bana söyle diyor. Bunun cevabı tek bir yoldan geçer. A'yı bilirsen çözersin, bilmezsen bakarsın. Çözelim o zaman. Şimdi ben düşünüyorum. Arkadaş bu 10 ile 3'ü çarpsam cevap ne çıkar? 30 çıkar. O zaman A dediğim sayı 0 olabilir mi? Olamaz. Bak 40'lı bir şey elde etmem lazım. 11 ile 3'ü çarpsam cevap ne çıkar? 33 çıkar. Ya olmaz. Demek ki 1 de olmaz. Ben 12 ile 3'ü çarpsam cevap 36. 2 hiç olmaz. Geldim 13 ile 3'ü çarpsam 39. 3'ü de eledim. Ya belliydi zaten. Biz 14 ile 3'ü çarpsak 3 kere 4 12'nin ikisi elde var. 2 42 gelmiyor mu? Olabilir. Bakın, 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 bakın. Bak 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 bak. Buraya yazdım. Ne çıktı burası? 3 kere 4 12 42 geldi. Burası demek ki kaç olacak? 42. Ya bu A dediğim sayıyı 2 kabul ettim ama burada 4 kabul ettim. Demek ki 4 olabilir mi? 4 de elendi. Geldim 5'e. 15 çarpı 3. 3 kere 5 15'in 5'i elimde var bir. 3 1 daha 45. Bakın ben buraya 45 yazarsam A'yı 5 kabul etmiş olurum. A'yı zaten 5 kabul ettim. Oldu. Hadi gel ben senin hatırın için çiğ tabuk da yerim. 16 3'ü deneyeceğim. 48 dikkat et son rakam çarptığımız o 6'ya eşit değil. 17'yi 3'te çarptığımızda 3 kere 7 21 elde var 2 51 cevap 5'te olduğu için o da eğlenir. Yani gelebilecek tek rakam A için kesinlikle ama kesinlikle kaç olmalıdır? 5 olmalıdır. Bizden de bu işlemi yapmamızı istiyor. 52'yi 5'e böleceğiz. 1 kere 5 5 çıkarttım 0. Böyle bırakanlar var bölmeyi. Allah ne yaptınız siz? 2'yi buraya ineceğim. Yanında sayı. Sıfır kere 5 sıfırdır. Sıfırdan iki çıktı sıfırdır. İlk defa böyle bölme gören vardır. Bak iddia ediyorum vardır. Hocam ne yaptın sen? Buraya iki düştük. Buraya sıfır koyarız. O sıfırın kafadan mı koyulduğunu zannediyordun? Bu bölmenin tanımından koyuluyor. Sıfır kere 5 sıfır. 2'den sıfır çıktı sıfır. İşte böyle heybe kafadan sıfır koyamıyorsun. Mantı buradan geliyor. Doğru cevap A seçeneğidir dedim. Günün son sorusunu burada verdim. Ve şimdi sırada günün gönder gitsin sorusu. Sizler yorumlara geliyorsunuz. Sizler bu soruyu çözüyorsunuz. Bir türlü sığdıramadık ekrana. Yapacak bir şey yok. Sen soruyu... Ama böyle gözükmüyor ki ya böyle en azından gözükebiliyor. Evet. Bu soruyu ne yapıyorsunuz? Çözüyorsunuz arkadaşlar. Çözümleri yorumlara yazıyorsunuz. Yorumlara yazdıktan sonra en güzel cevabı ne yapıyorum ben? En yukarı böyle sabitliyorum. Arkadaşlarım sonradan geldiklerinde bu sorunun da cevabına ne yapabiliyorlar? Ulaşabiliyorlar. O zaman hadi gel bakalım. Neredeyiz? Takvimdeyiz. En güzel yerdeyiz. Birinci haftayı bitirmek üzereyiz. Birinci haftayı bitirdiğimiz anda ayrı bir coşku olacak. Bakın 7 hafta 7 gün. 7 gün 7 hafta çalışıyorduk. 6 haftamız kalacak. Altı kere 7 42 günümüz kalacak. Biz beraber çıktık bir yola. Hani başladık yola sonunda birlikte getireceğiz. Sakın atlayarak zıplayarak izleme. Bugünü de izlemeyeyim deme. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoş Hoşçakal. Hoşçakal.